Başkan Obama eski senatör Chuck Hagel'ı savunma bakanı olarak atarken yeni ekibinin değişen bir dünyayla karşı karşıya olduğu gerçeğini kabul etti. Afganistan'da savaşı sona erdirmek, savaştan dönenlerle ilgilenmek, hem klasik hem de siber saldırı gibi klasik olmayan bir dizi tehdide karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Hagel, Senato'da bakan olması onaylanırsa Amerika kuvvetlerini Afganistan'dan çekerken yeni sorunlarla karşılaşacağını bildiğini söyledi. Bu karşılaştığımız ve karşılaşmaya devam edeceğimiz tehditlerin daha az tehlikeli ya da karmaşık olacağı anlamına gelmez. Gerçekte durum tam tersi. Mali ve Cezayir'deki son olaylar bu gerçeği bize açıkça hatırlatıyor. Hagel gibi cumhuriyetçi olan eski senatör Richard Lugar, yeni önceliklerin daha küçük savunma bütçeleri ve kaynakları kısıtlanmış bir Pentagon'la yerine getirileceğini söyledi. Savunma Bakanlığı, Afganistan'da savaş sürerken bile yapılması gereken bütün değişiklikleri, dünyanın çeşitli yerlerinde hala kuvvet bulundurduğumuz büyük sorumluluklarımız olduğunu unutmadan ele almak zorunda. Obama yönetimi kara savaşlarından uzaklaşırken pilotsuz uçaklarla gerçekleştirilen CIA operasyonlarının rolü artıyor. Bu asker göndermek ve lojistik destek sağlamakla kıyaslandığında eğer iyi uygulanırsa çok daha masrafsız bir rol ama aynı zamanda olağanüstü istihbarat gerektiriyor. Yeni bir Adalet Bakanlığı yazışmasına göre hükümet dış ülkelerdeki Amerikan vatandaşlarının Amerikalıları öldürmek için çalışan El-Kaide militanları olduğu sonucuna varırsa bu kişilerin öldürülmeleri yasal sayılacak. Obama'nın Merkezi İstihbarat Dairesi CIA Başkanı olarak seçtiği John Brennan, belirli teröristleri öldürmek amacıyla düzenlenen operasyonların yasal, ahlaki ve gerekli olduğu görüşünde. Ekibin diplomasi cephesindeki kolu ise eski senatör John Kerry. İran ve Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarını durdurmak, Dışişleri Bakanı Kerry için acil görev olacak. Kerry, Senato oturumunda İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için gereken her şeyi yapacağını söyledi. Burada bugün yine tekrarlıyorum. Politikamız kontrol değil önlemektir. İran'ın sorumlu davranmasını sağlama çabalarımızda zaman giderek daralıyor. Kerry göreve başladığı ilk gün İsrail ve Filistinli liderlere telefon etti ve kendilerine barış çabalarında yardımcı olma sözü verdi. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington.